Malazgirt zaferimiz bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İşte kutlamalardan kameralarımıza yansıyan anlar. Türkleri Anadolu kapısını açan Malazgirt zaferimizin 946. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk kez bir devlet töreniyle kutlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken dikkat çeken bir manzara vardı. O da 16 Türk devletinin askerinin giydiği kıyafetler burada da yer almasıydı. Bu sene törene binlerce kişi katıldı. Hepimizin damarlarında Türk kanı akıyor ve Türkler burada Anadolu'ya geldi. Dolayısıyla bu işte hepimizi heyecanlandırıyor tabii ki. Malazgirt zaferinin kutlandığı alanda atı sporumuz okçuluk da sergileniyor. Özellikle sporcularımızın yanı sıra vatandaşlar da ok atabiliyor. Biraz önce vatandaşımız ok attı. Nasıl, başarılı mıydı efendim? Gayet kısa zamanda öğrendi kendisi. Zaten daha önceden tanıdığımız birisi olduğu için çabuk kaptı. Spor geçmişi var. Bence bütün vatandaşlarımız bunu denemeli. Yani bunu yapmalı. Çünkü atı sporumuz bu. Atasporumuzu canlandırmamız için bizim hepimizin bunu öğrenmemiz lazım. Atlı sporcuların gösterileri büyük ilgi çekiyor. Burada sporcular hedefi tam 12'den vurmak zorunda. Burada amaç hedefi 12'den vurmak değil mi? Evet, 12'den vurmak. Tablo parkuru. Tablo parkurunda atalarımızın yaptığı savaş sanatlarında biz günümüzde yarışma olarak uyguluyoruz. Güzel bir ortam. Atlı okçuluk camiası inanılmaz. Paylaşımcı. Yani atı olan sevginiz nasıl? Ya çocuk gibi. Yani ilgilenmen gerekiyor devamlı bu atla. Bir çocuğun, evladın nasıl ilgileniyorsun? Atla da o şekilde ilgilenmen lazım. Sevgi, şefkati, senin sıcak yaklaşımını anlıyor. Evet, zafer alanında biri büyük, onu küçük olmak üzere 11 otağa çadırı kuruldu. Diyarbakır Karpuzu, Batman, Sason, Çile ve daha neler neler. İşte Malazgirt zaferinin kutlandığı alandaki bir çadırdayız. Bu çadır Güneydoğu bölgesindeki yöresel ürünleri tanıtılıyor. Üç gün süren etkinliklerden geriye bu renkli anlar kaldı.